Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir Mart favorileri videosu çekmeye karar verdim. Bu ay sürekli elimin gittiği bazı ürünler oldu. Bunları anlatmak istiyorum size. Aslında sadece bu ay değil, önceki aylarda da sürekli kullanmayı sevdiğim bir temizleme köpüğünden bahsedeceğim. Bu aralar köpük formundaki temizleyicilerle çok karşılaşmaya başladık. Benim bunların arasındaki favorim Sebamed Cleansing Foam. Sebamed kozmetik bir markadan çok daha dermatolojik geliyor bana. O yüzden kullanırken daha çok güveniyorum ve bir deneyeyim dedim, aldım. Ben o kadar memnun kaldım ki sanırım şu anda 4. şişemi kullanıyorum. Bu köpük özellikle yağlı ve akneye meyilli ciltler için üretilmiş. Ben de bunu cildimi dinleyip böyle yağlanmaya meylettiği zamanlarda kullanıyorum. Gerçekten cildimi çok yatıştırdı. Şişenin üzerinde elinize biraz köpük sıkın. Cildinizi masaj yaparak temizleyin ve 5 dakika kadar köpüğü cildinizde bekletin diyor. Hiçbir zaman 5 dakika bekletmedim. Hemen köpükle temizleyip yıkadım genelde. Siz 5 dakika bekletmeyi deneyebilirsiniz. Bu konudaki tecrübelerinizi benimle yorum bölümünde paylaşırsanız çok mutlu olurum. Siyah nokta ve sivilce ile savaşmada gerçekten düzenli kullanımda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Size de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim eğer akneye yatkın bir cildiniz varsa. Bir diğer bu ay kullanmaktan çok memnun kaldığım ürünlerin arasında Neutrogena Hydro Boost Water Gel var. Diyor ki, pürüzsüz, yumuşak ve yenilenmiş bir cilt için nemi arttırır, gün boyu hapsetmeye yardımcı olur. Yapısı gerçekten çok hafif. Yağlı ciltler için hiç yağlandırmayan, hemen emilen, mis gibi kokan harika bir krem bence. Aynı zamanda uygun fiyatlı. İçerisinde hyaluronik asit olduğu için aynı zamanda cildi yapılandırmaya yardımcı. Gerçekten nem bombası ve ağırlık yaratmayan, cildinizin üzerinde böyle yapış yapış kötü bir his bırakmayan, hemen emilen çok güzel bir krem. Gratislerde mendiliyle beraber yaklaşık 30 lira gibi bir fiyata satılıyordu. Ben de göre görmez deneyeyim dedim. Gerçekten çok memnun kaldım. Hem mendilinden hem de kreminden. Mendil içinde konuşmak gerekirse, diğer makyaj temizleyici mendiller gibi cildinizi tahriş etmeyen ve acıtmayan bir yapıya sahip. Biraz yağlı bir his bırakıyor ve sonrasında yıkamanız gerekiyor. Bunda da hyaluronik asit varmış. Eğer güzel bir makyaj mendili ve krem arayışı içerisindeyseniz bu ikisini tavsiye ederim. Aynı zamanda da uygun fiyatlı. Sonra Cima, size pratik bir vücut nemlendirme ürününden bahsetmek istiyorum. Ben gerçekten vücut nemlendirme konusunda çok üşenen bir insanım. Bu yüzden pratik olması benim için çok önemli. Böyle düşününce sprey formundaki ürünler gerçekten imdadımıza koşuyor. Vazelin'in Intensive Care Spray Moisturizer Aloe Vera'lı bu spreyinden çok memnunum. Bunun daha önce sanırım Hindistan cevizli ya da kakaolu olan versiyonunu kullandım. Onun da kokusu çok güzeldi. Bu da ferah bir kokuya sahip. Pıs pıs sıkıp böyle ovuşturduğunuz zaman hemencik emilen güzel bir sprey nemlendirici. Bu ay ve önceki aylarda bu ürünü kullanmaktan da çok memnun kaldım. Bundan sonra da muhtemelen kullanmaya devam edeceğim. Makyajdaki favori ürünlerime gelirsek, bu ay fondöten olarak elim kalın yapılı fondötenlere asla gitmedi. Benim en sevdiğim fondötenim Make Up For Ever'ın Ultra HD Stick fondöteni. Bu ayın başlangıcında Make Up For Ever Ultra HD Stick'i kullandığım zaman fark ettim ki cildim o kadar kurumuş ki ağır gelmeye ve cildimde bir maske hissiyatı bırakmaya başladı. Pul pul, parça parça dökülen bir görüntü yaratmaya başladı. Ben de daha hafif ne kullanabilirim diye düşündüğüm zaman ne geliyor insanın aklına? Tabii ki MAC Face and Body'yi kullanmaya başladım. Bu kadar insanın cildiyle bütünleşen, bu kadar hafif ve varlığını yokluğunu hissettirmeyen, böyle güzel renk eşitsizliğini dengeleyen harika bir fondöten. Gerçekten herhalde başka bir örneği yok. Elime biraz sıkıp içerisine günlük nemlendirici bir yağdan bir damla damlatıp karıştırıp öyle uyguladım yüzüme ve kapatmam gereken noktaları olduğu zaman da onları concealerle kapattım. Bu şekilde çok memnun kaldım. Yüzümü çok daha hafif hissettim. Böyle bir maske hissiyatı olmadı ve gerçekten ışıl ışıl bir görüntüye kavuştum Face and Body ile. Çok seviyorum. Fondötende olduğu gibi, yani cilt ürünlerinde olduğu gibi, aynı zamanda dudak ürünlerinde de elim hep hafif, daha hafif, daha ıslak bitişli ürünlere gitmeye başladı. Bu nedenle çok sevdiğim likit mat rujları bir kenara bırakıp birazcık daha hafif ürünler kullandım. Bunların arasından en favorim bu ay MAC'in Minimum ruju oldu. Minimum Luster bitişli bir ruj. Yani luster ne demek? Sürdüğünüz zaman dudağınızın rengini de belli eden ama ıslak bitişli olan, birazcık da hafif renk bırakan ruj demek. Bunun rengi gerçekten çok hoşuma gitti. Nasıl açıklayacağım size bilmiyorum.
kahverengilik barındıran, gül kuruluğu barındıran güzel bir ruj gerçekten. Bu rujun aynı zamanda nemlendirme özelliği de var. Günlük olarak bunu böyle çıt çıt sürüp hemen çıktım ve aynı olmadığı zaman da rahatlıkla sürebildiğim bir ruj oldu. Aynı zamanda da dudağımı kurutmadı. Hafif, güzel, rengi de harika bir ruj. Far konusuna gelirsek, bu ay gerçekten sürekli elimin gittiği tek bir palet oldu. O da çok sevdiğim Tarte markasının Tartus Pro paleti. Bu palete gerçekten aşık oldum. Mis gibi vanilya kokuyor. O kadar güzel bir palet ki, nasıl göstereceğim size? Kocaman aynası var. Kocaman paletin renk çeşitliliği, farların pigmentasyonu, dağıtmaktaki kolaylığı, o kadar güzel bir palet ki zaten Tarte'den ne alsam ben genelde mutlu oluyorum. Diğer Tartelet Bloom ve Tartelet Mat palet gibi bu palette gerçekten çok işime yaradı ve harika renkler var içinde. O yüzden kesinlikle size tavsiye ederim. Mis gibi de kokuyor. Böyle açıp mutlu olmak istediğim zaman açıp bu paleti koklayabilirim gerçekten. Palette 16 tane mat, 4 tane ışıltılı far bulunuyor. Tarte ülkemizde ne yazık ki bulunmayan bir marka ama Instagram'daki alışveriş hesaplarından getirtebilirsiniz. Bu konudaki en güvendiğim hesapları bilgi kutucuğuna sizin için yazıyorum. Aksesuarlara gelecek olursak, bu ay elimin en çok gittiği kolilerden bir tanesi kukladan aldım. Böyle gösterebilecek miyim bilmiyorum size. Bu güzel yıldızlı kolye oldu. Kukla markası Q harfiyle yazılıyor. Caddeden aldım ben bu kolyeyi. Ama aynı zamanda sanırım Akasya'da mağaza açacak kukla. Burada gerçekten çok zarif takılar var. Aynı zamanda fiyatları da diğer markalara oranla bir tık daha uygun. Ben bu kolyeyi gerçekten çok severek kullanıyorum. Aksesuarları da bitirdikten sonra kitap favorime geçmek istiyorum. Tüm zamanların en favori 10 kitabı içerisine girebilecek bir kitap okumaya başladım. Henüz daha bitirmedim. Kitabın adı Tanrılar Okulu, Stefano Danna. Bu kitabı daha önce de duymuştum aslında ama bazı kitaplar vardır. Hani okumak için doğru zamanın gelmesi gerekir. Hayatta her şeyin olduğu gibi ve bu kitap için de benim için doğru zaman gelmiş. Bunu fark ettim. Ben kişisel olarak gelişmeyle çok ilgilenen bir insanım ve manevi konular üzerine düşünmeyi ve konuşmayı çok seviyorum. Bu kitaptan biraz bahsetmem gerekirse, aslında çok fazla bahsetmemem lazım çünkü okusanız daha iyi. Ama şöyle diyebilirim ki, diğer kişisel gelişim kitapları gibi sizi direkt muhatap almak yerine bir hikayeden yola çıkarak bazı mesajları iletiyor. Hani bir paragrafı okursunuz ve bir 5 dakikada düşünceye dalarsınız ya. Benim için bu kitap öyle bir kitap oldu gerçekten. Okumayı bitirdikten sonra ara ara tekrar okumayı düşünüyorum. Çünkü insanın kendini geliştirirken alışkanlık kazanması için bazı şeyleri tekrar duymaya, tekrar hatırlamaya ihtiyacı oluyor. Yani tavsiye ederim. Dilerim bende açtığı gibi sizde de bazı kapıları açar. İçsel huzurunuza kavuşmanızda size yardımcı olur. Evet, işte bu ayki favorilerim böyle. Dilerim video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı ve daha sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Favori videosu çekmek diğer videoları çekmekten daha zormuş. Çünkü sürekli konuşmak gerekiyor. Favori. Normal şartlarda ben çok fazla konuşan bir insan olmadığım için ürünleri anlatmak da zor bir şey. Neutrogena yeni bir seri çıkarttı, Hydrolos diye. Yeni, ben yeni olduğunu düşünüyorum. Yeni olmayabilir aslında. Neyse, herhalde elimden geleni yaptım.